Merhaba arkadaşlar. Daha önce portre nasıl çizilir? Bu konuya değinmiştik. Ardından da kara kalem portrede saç nasıl gölgelendirilir? Bunu hep birlikte izlemiştik. Şimdi portre çizerken dudak çizme teknikleri nelerdir? Bunlara hep birlikte bakacağız. Dudak çizilirken aslında çok fazla yöntem ve taktik var. Sizler de zamanla kendinize göre kendinize has bazı yöntemler geliştirebilirsiniz. Bunlardan birkaç tanesine hep birlikte bakalım. Önce şöyle bir şey anlatmıştım ben size. Şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz demiştim. En kısa yolu. Üst dudak genelde alt dudaktan ince olur demiştim ama tabii dudağa göre, insanın fiziksel özelliklerine göre bu değişecektir. O yüzden şöyle tam ortadan değil ama hafif üçte biri gibi bir noktadan çizgi çekerek üst dudağın bitiş kısmını ve alt dudağın başlangıç olan orta çizgiyi belirleyebiliriz demiştim. Şimdi tam ortadan da çizgi çekiyoruz. Ne yapıyorduk? Şöyle bir ters üçgen çiziyorduk. Şunları birleştiriyorduk. Bunları böyle yuvarlayınca bir dudak elde ediyorduk. Tabii bunu yaptıktan sonra koyu kalemimizle, daha koyu yazan kalemimizle bu keskin hatları yumuşatarak, şunları da şöyle yaparak dudak şeklini belirliyorduk. Gölgelendirerek dudağımız çıkar ya da buraları işte böyle yuvarlaklar vesaireler koyarak onun eğimlerine, kıvrımlarını belirliyorduk. Bunun dışında mesela şöyle bir yöntem var. Yine bir tane üçgen çizebilirsiniz. Bu üçgenin yine tam ortasından bir çizgi çekebilirsiniz. Şurası şöyle hafif U gibi bir çizgi çekip dudağın üst kısmını belirlemiş olursunuz. Buradan da şöyle şunları birleştirerek şöyle dudağın şeklini belirlersiniz. Tabi bunu yaparken yine kalın bir dudak oldu çok. Yani bu şöyle olabilir. Açık olarak çizelim mesela. Şu çizginin biraz taşacak şekilde. Böyle. Sonra bunu böyle yapıp böyle bir dudak çizebiliriz. Yandan çizimlerde şöyle bir üçgen çizebilirsiniz. Bunu bir orta çizgi de çekelim. Şöyle gibi düşünün. Alt kısım biraz üst kısımdan daha geniş olacak şekilde. Bunların şu kısımlarını şöyle yuvarlatarak bu üçgeni bir çerçeve belirleyip yandan dudak görünüşü elde edebilirsiniz. Bunun dışında şöyle bir şey çizebilirsiniz. Arkadaşlar, ortada bir tane yuvarlak bir daire. Bunun biraz böyle aşağısına gelecek şekilde ondan biraz daha küçük kesiştirerek yuvarlaklar yine şu ortalara şöyle gelecek şekilde 5 tane bir daire çizdikten sonra şu kısmı şöyle yuvarlatıp şunları dudakların birleşme bu yuvarlakları kısmı gibi görüp şuraları da böyle yuvarlayarak burada üst dudak kalın oldu mesela. Şu yuvarlakların büyüklüğüne göre tabii bunları büyüterek ayarlayabilirsiniz. Böyle bir dudak çizebilirsiniz. Bir dudak çizme yönteminin bir tanesi bu. Bir tanesi şöyle.
Mesela düz bir çizgi çizelim. Bunu ortadan tam ikiye bölelim. Böldükten sonra bunu yine tekrar ortadan ikiye bölelim. Şöyle yapayım. Bu çok kullanılan bir teknik değil ama tekniklerden bir tanesi. Yine göstermek istedim. Yine bunları da tekrar bu noktaları da ortadan ikiye bölelim. Şunu tam ortalayamamışız. Şöyle gibi. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olacak. Bunları da yine şöyle kenarlardan belirleyelim. Kontürlerimizi, yani bitiş noktalarımızı. Bunu da şöyle yapıyoruz. Önce orta çizgiyi buluyoruz. Orta çizgimiz burası. Burayla şu iki çizginin oradan bir V harfi atıyoruz. Bu zaten dudağımızın üst kısmını belirliyor. Daha sonra şu alttaki çizginin yaklaşık şöyle yarısı kadar şöyle yapıyoruz. Şuraya getiriyoruz. Tam çizgiye getiriyoruz. Diğer çizginin. Daha sonra yanındaki çizginin yaklaşık üçte biri kadar çizgiyle böyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da bunu yaptıktan sonra şu son çizgiyi de dudağımızın birleşim noktasını böyle bitiriyoruz. Bitirdikten sonra gördüğünüz gibi şurada şöyle 1, 2, 3, 4. Bu 4 çizgiyi dümdüz alarak dudağın, alt dudağın bitiş noktasını belirliyoruz ve buradan şöyle şu çizgiyle kesişecek şekilde bu dudağın kenarını verecek, dudağı değil, birleştiriyoruz. Bu şekilde. Üst dudağı da yine aynı şekilde şöyle bir V harfi yapıp şu kısımdan şu kenarını kenar olarak bırakıp şu şekilde birleştiriyoruz. Tabii bunu yaptıktan sonra koyu kalemimizle gerekli yumuşaklıkları veriyoruz. Böyle bu şekilde. Ve şunu şöyle. Yumuşattıktan sonra burası da bizim dudağımız oluşmuş oluyor. Gördüğünüz gibi. Zaten şuralarda da böyle gölgeler falan yaparak dudağımızı oluşturabiliriz. Bunun dışında şimdi dudağın yanlardan ve çeşitli açılardan görünüşünü yapalım. Önce yine bir tane dikdörtgen çizelim. Aynı dudağı görünüş açılarına göre çizelim. Üç tane dikdörtgen çiziyorum. Bunu biraz şöyle üçte biri gibi ortadan çizgi çizelim ilkini. Bunu biraz daha böyle ortadan çizelim. Bir tane de şöyle bir şey çiziyoruz. Dikdörtgen değil ama dikdörtgenin ilk versiyonu çiziyoruz. Şöyle tam ortalıyoruz. Bu şekilde çiziyoruz. Çizdikten sonra bunu da yine ortasından yine aynı ilk haliyle bir çizgi atıyoruz. Attıktan sonra ortasından yine bir çizgi her bir dikdörtgenimize. Bunları çizdikten sonra gerekirse işte ters üçgen vesaire çizerek de belirleyebilirsiniz. Böyle dudak şeklimizi oluşturuyoruz. Ben tabii çok estetik ve güzelliğe dikkat etmiyorum şu an.
Sadece size teknikleri anlatıyorum. Daha sonra bir dudak gölgelendirmesi videosu çekeceğim. Nasıl gerçekçi olur? Oradaki ışık, gölge, bir takım ıslaklıklar vesaire nasıl görünür? Bunların hepsini hep birlikte göreceğiz. Yine aynı şekilde bunu biraz daha böyle aşağıdan yukarıya bakıyor gibi bir imaj vermek için şöyle yapıyoruz. Daha hani hatta yumuşak gibi düşünebiliriz. Bu yüzden şöyle yapabiliriz. Şöyle gelip şu ortada hafif bir açıklık bırakıp şurasını üst dudak gibi düşünün. Bunları koyulaştıralım. Netleşsin. Bunu da aslında hani ağzı açıkmış gibi düşünerek oluşturduğumuz bir dudak şekli. Şöyle yapıyoruz. Yine buraları birleştiriyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra orta kısımlarda şöyle ağzımız açık olmuş oluyor burada. Bunlar gölgeyle tamamen detayı girebiliriz. Dişler vesaire çizildikten sonra güzel olacaktır. Şimdi bunların yandan görünüşlerine bakalım. Daha kısa, bunun yarısı kadar bir dikdörtgen çiziyoruz. Bunu da şöyle yapalım. Bunları yaptıktan sonra aslında bu şöyle. Şurası tam düz değil. Ama biraz verev yapacağız. Şu şekilde yani. Bu tam yandan görünüş gibi düşünebiliriz biz bunları. Bunu yaptıktan sonra yine yaklaşık üçte birini çizmiştik. Bu şekilde bunu ortası gibi bir çizgi atmıştık. Bunu da yine şöyle eğik bir şekilde çizgisini çekiyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine yan görünüş formunu şöyle kabaca veriyorum. Tabii şöyle alt dudağın bir şişkin yuvarlağı vardır ortada. Böyle kalp gibi göründüğüne bakmayın, yan kalp gibi. Tabii gölgelendirirken zaten buna işte burun, dudak üstü vesaire bir şeyler girdikten sonra o farkı göreceksinizdir. Aynı şekilde şimdi bunu da dudağı açık gibi çizmiştik. Bunu şöyle yapıyoruz. Şunu şöyle birleştirdikten sonra bu şekilde yan görünüşlerimizi oluşturuyoruz. Tabii kabaca dediğim gibi çok estetik görünmedi şu an benim açımdan ama gölgelendirirken daha düzgün olacaktır. Şimdi bunun biraz daha kısası, yanındakinde biraz daha uzunu, yani 4'lü 3'ü kadar baştaki dikdörtgenimizin yaklaşık büyüklükte bir kalın olduğu bir dikdörtgen çizelim.
Bunu da yine biraz şurası daha eğik. Buraya doğru biraz daha düzelen. Bu eğik. Şöyle aslında tam tersi oldu. Yani şöyle şurası daha çukur. Buraya doğru daha düzelen. Bunu yaptıktan sonra tam ortadan değil, biraz daha sola doğru bir çizgi çekiyoruz. Eğer sağ taraftan görünüyorsa da sağ tarafa yakın bir çizgi çekebilirsiniz. Ben bu versiyonu anlatacağım. Yine üçte biriydi. Burada yaptığımızın aynısını yapmaya çalışalım. Ortadandı ve böyle da ortadan ilk bir çizgimiz vardı. Bunu yine aynı şekilde şu orta dudağımızın orta kısmını buradan yapıp şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarladığımız kısım burada daha kısa kalıyor. O da yüzümüzün ve dudağımızın görünüş açısını böyle belirlemiş oluyor. Yine aynı şekilde aynısını buradaki dudaklarımız için de yapalım. Şöyle üstten görünüyor gibiydi. Burada da açık bir ağız yapmıştık. Önce dış çerçevelerini çizelim. Daha sonra ağzımızın açıklığını belirleyelim. Bunlar yaptıktan sonra da şöyle kabaca bir koyulaştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birkaç tane sizlere dudak çizme yöntemleri gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.